yiyin şu yumurtalarınızı. Ay hiçbir şey yemiyorlar bunlar. Aç açına okula gidiyorlar ha. Hayatım, bir şey yemeleri için önce uyanmaları gerekiyor. Baksana ikisi de ayakta uyuyor. İleride zengin olursam bir okul yaptıracağım. Saat 12'de açılacak. He. Baba, hı? Ben şimdi okulu bıraksam, büyüyünce ablamın açacağı okula gitsem olur mu? Sen zevzekliğe başladığına göre uyandın. Hadi bir şey yemiyorsunuz bari okula geç kalın. Hadi. Kızım al şunu çantana koy, tamam mı? Acıkırsanız kardeşinle beraber yersiniz. Tamam anneciğim. Hadi gel, öpeyim siz de. Hadi gel. Oh, annesinin kuzusu bu. Of, Allah'ım yarabbim. Oh. Anneciğim, hadi bakalım. Lütfen, öpsene çocuklarını. Ya dün öpmüştüm ya. Şaka şaka. Gelin bakayım. Oh, gel bakayım kızım. Şunlara bak aşkım ya, siz ne ara büyüdünüz, nasıl oldu ben anlamadım vallahi. Vallahi elimde olsa 6 yaşıma yine geri dönerdim baba. Oh ne güzel, okul falan yok. Ha, sen tamam gevezeliğe başladın. Sen önce bir ileri git de sonra geri gidersin. Hadi canım hadi. Hadi. Gonca bana bak, lütfen derslerini iyi dinle hayatım. Bak seviye belirleme sınavına gireceksin, iyi dinle. Ay tamam anne ya. Ay tamam anne, tamam anne, yok. Yok öyle bir şey. Zaten şunun sırasında ne kadar kaldı ki şu sınava. Hadi. Tamam, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Allah sihir açıklığı versin. Güzel değil mi? Hadi. Lütfen. Hı. Hayatım babam uyanmış. Sen bir an önce git, sonra fırça yeme baban. Dur dur, ben ilaçlarını vereyim de. Hayret, babasına da pek mi düştü bu aralar? İlacını saniye sektirmiyor maşallah. Vallahi Gülşen ne yalan söyleyeyim. Yani bu son olay beni çok korkuttu. Yani babamın yaşlandığı yani iyice kafama böyle dank etti ya. Ona artık iyi bakmamız lazım. Ay. Allah korusun. Tabii bu yaştan sonra bütün hastalıklar risk hayat. Ya kendine hiç dikkat etmiyor. Hala çalışıyor, hala stres. Hala yağlı yiyor, tuzlu yiyor. Üstüne başına bir şey giymeden çıkıp gidiyor. Yani artık ona müdahale etmemiz lazım aşkım. Gerekirse sen de söyle. Ay sanki Feride Hanım'ı dinliyor da bizi dinleyecek Lütfü yani. Dinleyecek efendim, dinleyecek. Biz küçükken onu nasıl dinlediysek o da bundan sonra bizi dinleyecek. Oldu. Dinledi de gördüm. Günaydın. Günaydın oğlum. Sen işe gitmedin mi? Gideceğim baba, sen ilacını al da. Tamam çocuğum, ben onu içerim. Sen git işinin başına. Yok baba, yok unutursun filan. Unutmam oğlum, niye unutayım? Sen bugün sakın işe filan geleyim deme ha. Rıza var, ben varım. Biz hallederiz yani, merak etme. Ya ben evde sıkıntıdan patlarım oğlum, oturamam burada. Baba gel ama sen yani yürüyüş amaçlı gel. Zaten senin egzersiz yapman lazım. Peki doktorcuğum. Baba dalga geçme Allah aşkına ya, bunlar önemli şeyler. Yani sen kalp spazmı geçirdin, biraz dikkatli olmak zorundasın. Bak bakalım. Tamam. Ben baktım. Günaydın. Buyurun. Ekmeğiniz ve gazeteniz. Hamit, bana bak bundan sonra bize tam tahıllı buğday ekmeği getireceksin, tamam mı? Tamam. Bir de ekmeği erken getir ya, çocuklar yine gitti. Çocuklar çok erken gidiyor Lütfü abi, benim ne suçum var? Oldu, tamam. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na arayayım, senin de selamını söyleyeyim. Saatleri sana göre ayarlasınlar ha. Necdet amca nasıl oldu? İyi iyi, çok iyi. Hadi güle güle, görüşürüz. Uğraşma Hamit'le, getir gazetemi. Tamam baba, bir dakika. Ne yapıyorsun Lütfü? Niye ayırıyorsun gazeteyi oğlum? Buyurun babacığım. Şöyle vereyim. Ne oldu şimdi? Ne bu gazeteyi? Niye ayırdın? Niye böldün gazeteyi ya? Baba bak, bu magazin bölümü, öbürü de spor bölümü. Diğer haberler sana yasak. Niye yasak oluyor? Ya baba sen de stres yapıyor çünkü onlar. Saçmalama Lütfü, ben magazin falan okumam. Ver gazetemi. Baba burada okuyacağım bir şey yok. Burada ekonomi var. Ondan sonra siyaset var, cinayet var. Yani bunlar sende stres yapıyor ya. Oğlum ben 65 senedir bu memlekette yaşıyorum. Kötü habere alışkın ben. Ver gazetemi. Baba, ülke aynı ülke. Haber aynı haber. Boş ver, okuma. Allah Allah. Ya belki dış politika okuyacağım. Bak Suriye karışık, Libya karışık. Savaş kabımıza dayandı. Dünyanın dengeleri yerinden oynadı. Sen bana okuma diyorsun ya. Oturur, oturur. Bütün dengeler yerine oturur baba. Sen merak etme. Lütfü seni tebrik ederim bu. Müthiş bir dış politika yorum oldu ya. Sen köşe yazısı yazsana. Yok vallahi çok işim var baba. Ben uğraşamam öyle şeylerle. Öyle. Hadi ben çıktım. Ver gazetemi buraya, benim haber alma özgürlüğümü kesme. Gel doktor. Cati ne bağırıyorsun sabah sabah? Ya gazetemi götürüyor. Bana magazin sayfası, spor sayfası bırakıyor. E çok iyi yapmış. Niye? Sinirlenmezsin. İyi.
Spor sayfası okuyalım bari. Demokrasiyle ilgili en iyi haberler sporda. Ay ne alakası var Necati? E kötü yöneticiler istifa ediyor. Tokat atan, yumruk atan dışlanıyor. Yani siyasete göre futbol 100 sene daha ileri. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın kızım. Bak şimdi annen Meçuka'ya dönmeden bu evde bana baba deme. O gittikten sonra ben Feride Hanım'a benim öz kızım olduğunu söyleyeceğim. Tamam mı? İyi peki tamam tamam. Günaydın Semiha. Günaydın hayatım. Nasılsın? Necati Bey nasıl oldu? Çok iyi maşallah. Domuz gibi. Aa, ne oldu yine? Dün ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendin? Beyza'nın var ya. Ha? O Necati'nin eski karısı. İnanmıyorum. Evet, Yasemin de kızıymış. Yani benden gizliyor ama evin içinde babacımlar, kızımcımlar böyle konuşuyor. Sanki ben o evde değil de uzayda yaşıyorum ama bak sonunda öğrendim işte. Bak görüyor musun? Demek ki şüphelenmekte haklıymışsın. Ama Necati işte. Onu terk edeceğim diye öyle korkuyor ki bunları gizliyor benden. Ah ben şu adamı yalandan vazgeçiremedim. Ne yaptı peki yüzüne vurunca? Paniklemiştir de şimdi o. Yüzüne vurmadım ki. Hiçbir şey söylemedim. Daha bildiğimden haberi bile yok. Ne yapacaksın peki? O bana yalan söylemeye devam etsin. Ben ona neler yapacağım. Görecek o bunu, görecek. Ah! Haklısın. Sahne üzerindeki gerçeklik ister bizde ister oyun arkadaşlarımızda bulunsun, içtenlikle inandığımız şeydir. Ne gerçeklik inançtan ayrılabilir, ne de inanç gerçeklikten. Anladın mı? Anlamadım, ne diyor? Ya orayı ben de anlayamıyorum. Buraya kadar anladım, burada tıkanıyorum ya. Yusuf, bir çay ver bakayım beni oğlum. Hiç olmaksızın da sizin... Yusuf! Senede yok, bir çay istiyorum. Ne okuyordun orada? Entel mi oldun lan? Oyuncu oldum usta, oyuncu oldum. Bak, ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Bir aktör hazırlanıyor. Neye hazırlanıyor? Maraton işte, koşacağız. Neye hazırlanıyorum? Oyunculuğa hazırlanıyorum işte. Allah Allah! Bir oyunculuğu meşhurdu değil mi? Tövbe yarabbim. Akşam burada kasaptı, diziyi birlikte izleyeceğiz. Sen de gelsene. Ne dizisi o? İşte benim oynadığım dizi. Aman aman, vurdulu kırdılı bir şeydir o. Ben hiç hoşlaşmam öyle şeylerden. Ben komik dizileri seviyorum. Benim sağlığıma onlar daha yarayışlı geliyor, anladın mı? Allah'ım ya. Hadi hadi çay mı ver? Ya tamam usta. Arzu. biz akşam birlikte izleyeceğiz diziyi kasapta. Sen de gelir misin? Kaçırır mıyım ben Yusuf? Aa süper. Kemal abi sen? Sen masa? Allah Allah. Neyi var bunun? Ya sorma. Eski çalıştığı yatırım şirketinden iş teklifi geldi. Sabahtan beri düşünüyor. Aman ya abicim sen boş ver işi gücü ya. Sen ne güzel mutluluğu domates yetiştirmekte bulmuşsun. Bir daha dönme bu kurtlar sofrasına. Yusuf, 10.000 lira maaş veriyorlar ama ya. Kaç? 10.000. 10.000. 10.000. Abicim deli misin ya? Tabii ki işi kabul edecek yani değil mi? Ya. Boş ver sen domatesi momatesi. Domatesi her yerde var ha. Ne olacak? Para yok mu? Lan benim çay ne oldu? Getiriyorum usta, getiriyorum usta. Hadi. Allah Allah, oyuncu olamayacağız bu gidişte ya. Ay eski Semiha geri döndü. Ay yeter, ne kadar çok krem sürdün. Vallahi hayatım hepsinin faydası var. Bak bu cildi geriyor, bu da toparlıyor. Boşandın kendine bakmaya başladın. Aa, ne o? Hayırdır yoksa yeni biri mi var? Ay ama sen bırak şimdi onları da Necati Bey'e ne yapacaksın onu anlat. Ne yapacağım biliyor musun? Beyza Hanım'ı bize yemeğe davet edeceğim. Ve onlara öyle sorular soracağım ki nasıl kıvıracağız diye tutuşacaklar. Ay sen de gelsene. Ay kaçırır mıyım hiç? Yaşa. Görecek o, görecek. Dur. Ya senin bu kıyafetin beni acayip stres yapıyor ya. Allah Allah, neden?
Bende uçak korkusu var. Seni görünce kendimi uçaktaymış gibi hissediyorum. Ay kusura bakma Mahir'cim ama bu kıyafet beni acayip motive ediyor. Hem yani yakıştı da. Bak göreceksin, o hosteslik sınavında kazanacağım. Madem kıyafet seni motive ediyor, o zaman pilot kıyafeti giyseydin. Hem onların maaşı daha da fazla yani. Hadi canım, hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mahir, oradan bir çay ver bana, koş. Ama adam akıllı, güzel, delikanlı bir çay olsun. Haydi. Cemal, ne oldu koluna? Köpek ısırdı ya. Aa, neden ısırdı? Ya köpek işte, itluğundan ısırdı. Ne yapacağım? Hay yani nasıl oldu? Ya bir de eve gittim su vermeye. O sıra işte kapının önündeyim. Herhalde hırsız mırsız zannetti beni. Bir şey zannetti. Daldı koluma. Aa! Ya kendimi ayırmaya çalışırken tabii köpeğin ağzını diyelim. Zor ayarlar iti ya kolumdan. Gitmiyor kolumdan yani. Aa. Attırıyorum abi işte. Bu ara pansuman yapıldı falan filan. Ay büyük geçmişler olsun yani. Büyük bir şey miydi? Böyle orta boy bir şeydi ama yani artık su istiyorsun, evinde köpeği niye bağlamayasın bir yere ya? Ortalıkta niye gezdirirsin yani? O arada dağıldık oğlum, hani yapacak bir şey yok yani. Hay Allah. Şimdi sana köpek mi saldırdı? He Mahir. Sucuya saldırdığına göre bu köpek kuduz olmaz. Ne alakası var Mahir ya? Ne alakası var ya? Bırak amını. Hani kuduzlar sudan korkar ya, onu demek istedim yani. Mahir sudan korkar, sucudan değil oğlum. Tamam mı? Kuduz olsa zaten kaçardı. Ne diyorsun ya? Geç içeri mutfağa. Hayırdır Lütfü abi? Ne yapıyorsun sen içerideki saattir? Hesap kitap yapıyorum Rıza. Ne hesabı? Artık babamı bir emekli gibi düşünmemiz lazım. İşleri üstüme alıyorum. Nereden icap etti? Nerdini var mı? Adam yaşlandı. Artık yorulmasın, çalışmasın. Yani burada ben varım. Biz varız. Evet Rıza. Babamın 4 tane oğlu var. Ama yanında olan sadece biziz. Artık ona iyi bakmamız lazım oğlum. Yani çalışmasın. Buraları merak etmesin. Doğru söylüyorsun. Bir de artık siz de bir torun verin ya. Adam sevinsin, mutlu olsun. Zaten bizden çocuk istemeyen bir tek sen kalmıştın. Bu pilavcı gene geldi lan. Mekan belledi burayı ya. Ama böyle olmaz ki abi. Biz nasıl satış yapacağız kardeşim? Allah Allah. Oğlum börek ayrı, pilav ayrı. O senin rakibin değil ki. Abicim olur mu? Sonuçta insan gidip orada karnını doyurmuyor mu? Benim gidip konuşmam lazım. Olmaz böyle. İyi günler birader. İyi günler, buyurun. Ne iş? Mekan tuttum burayı. Ha, ne yapalım seyyar, bir gün orada bir gün burada geziyoruz işte. Yalnız biz de orada börek satıyoruz. Ha, dur. Ben sana biraz pilav vereyim de onun üstüne konuşalım, ne dersin? Ha. Olur. Ha. Tavuk. Çok koy abi, tavuğu bol koy ya. Bol ha. Biraz daha. Koy koy koy. Hadi bakalım. Heh, buyur. Eyvallah. Görüyor musun? Kaptı bizimki pilavı. Mustafa'ya yemek olsun. Her yola gelir. Nasıl geçiyor? Güzelmiş. Sen mi yapıyorsun? Ben yapıyorum ya. İyi yapıyormuşsun. Aferin. Afiyet olsun. Selcim tamam. Ben söylerim, merak etme sen. Tamam, çok teşekkür ederim. Hadi öpüyorum seni, hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Gülşen, kim o? Aysel babacığım, Aysel. Aysel kim? Ay, benim arkadaşım babacığım. Bizim Nurşen'e kısmet bulmuş da onu söyleyeyim. Kısmet mi? İşte birini buldu da ben de onu söyleyeceğim. Bizim Nurşen'e de görsünler, tanışsınlar falan. Ha. Ama eve falan getirmeyin adama. Ay yok babacığım, niye eve getirelim? Ha, bir kenarda 10 dakika bulursunlar, görürsünler, tamamdır. E tabi canım babacığım, merak etme. Hatta köfteciye gelsinler, daha iyi. Ay babacığım siz merak etmeyin, biz hallederiz. Yavrum olur mu, siz bana babanızdan emanetsiniz. Babanız sizi bana emanet etti. Yani siz aynı zamanda benim kızım sayılırsınız. Tamam babacığım, siz nasıl isterseniz. Hadi ben çıkayım yavrum. Nereye babacığım? Sıkıldım, bir tur atayım geleyim kızım. Babacığım siz çıkmayın. Ben sizi bulmaca getireyim, siz onu çözün. Çok affedersiniz, özür dilerim. Yani şey demek istemiyorum, yanlış anlamayın. Yani bulmaca çözünce Alzheimer daha geç olunuyormuş da.
Ya siz de beni yani iyice yaşlı yaptınız ha. Bunadım yani. Aa, estağfurullah babacığım, olur mu şey? Aa, hani sen kar tatiline gidiyordun? Ne oldu? Deniz'in işi çıktı, yarın erteledik biz. Deniz kimdi? Yarın tatile gideceğimiz arkadaşım. Aha. Ha, kız kıza gidiyorsunuz yani. Yani. Ben size orada bir otel ayarlayayım, benim arkadaşım var. Yok baba yok, Deniz'in babasının oteli varmış, biz orada misafir edecek. Her şeyi ayarladık. Otelin adını, sanını, telefon numarasını bir kağıda yaz, öyle gidemiyor mu? Tamam. Hepsini yazarım baba, merak etme. Hadi bana. Babacığım, siz değiştiniz, hayrola hiç böyle şeyler yapmazsınız, siz izin vermezsiniz. Yavrum, anası kızı öyle serbest yetiştirmiş ki, şimdi ben üzerine gitsem, yasak koysam, ben antipatik olacağım. Hadi ben çıkıyorum yavrum. Babacığım, öğlenleyin geliyorsunuz eve. Unutmayın, ilaçlarınız var. O ilaçlarınızı almanız gerekiyor burada. Ya sen de iyi bir hemşire oldun. Lütfi de iyi bir hasta bakıcı oldu. Ha? Şimdi madem öyle düşünüyorsun, o zaman bir ilaç kutusu bulun bana. İlaçlarımı benim yanıma verin. İlaç almaya da her öğlen eve mi gelinirmiş can? Olur mu babacığım? Ben gözümle görmem lazım sizi. İçtiniz mi, içmediniz mi? Hayırlı işler. Elim ayağım tutmuyor. Yaşlandım artık galiba. Estağfurullah babacığım ya. Öyle demeyin ama lütfen. Üzülmeyin. Hadi sağlıcakla bakalım. Hayırlı işler. Nurşen. Kız müştemi isterim. Ne oldu ya? Aysel, sana bir kısmet bulmuş. Ne kısmeti? Bayağı bildiğimiz kısmet kızım, Allah Allah. Çocuk seni görmüş eve gidip çıkarken, çok beğenmiş, annesine söylemiş. Annesi de Aysel'e söylemiş. Aysel de tabii dolayısıyla bana söyledi. E ben de bir tanışsınlar dedim. Ay bir tanışma isteği bu kadar dolaşır mı ya? Niye gelip direkt söylememiş? Güzelim, burası Avrupa değil. Burada işler böyle yürüyor. Ay abla, ben öyle evlenemem yalnız. Ne demek öyle evlenemem canım? Allah Allah. Ne var işte, çocuk iyi bir iş sahibiymiş. Yakışıklıymış da hem de üstelik. Tanış yani. Ha, sizin bu görücü usulü dediğiniz bu oluyor yani. Yok, onda gençlere sorulmuyor. Genellikle aileler birbirlerinde anlaşırlarsa o zaman gençler evleniyorlar. Bunu biz Nurşen Hanım'a şans tanıyoruz, tanısın diye. Ay abla, benim aşık olmam lazım ya. Ya mümkünse ilk görüşte. Nurşen, aşık olacağım diye diye evde kaldın canım. Git aşık ol işte, çocuğa olsun bitsin. Ay ya, böyle sipariş üzerine aşık olunmuyor yalnız. Nurşen, yalnız babam dedi ki eğer tanışacaklarsa gelsin bizim köftecide tanışsınlar dedi, tamam mı? İşte git bir gör, bir tanış, ne kaybedersin ki kızım? Yani. Bu suculuk çok çok tehlikeli meslek ya. Madencilik gibi bir şey yani. Yok artık, sen de biraz abartsaydın ya. Ya niye öyle değilsin ya? Alo, Cemal Yusuf'ları buyurun. Alo teyze. Teyze sesin gelmiyor ya, biraz sesli konuş. Selam çocuklar. Aleyküm selam Necati usta. Hoş geldin Necati amca. Hoş geldin kızım. İyi oldun mu? İyi miyim? Kalbin düzeldi mi? Düzeldi, düzeldi. Arada bir tekliyor ama o kadar sorun yok. Ben iyiyim de bu kıyafet ne böyle? Hosteslik için kendimi motive ediyorum. Evet. Köftemiz anne köfte, garsonumuz hostes. Ben anlayamadım bu dükkanın konseptini yani. Necati'nin yeri değil de uçuran köfte diyelim buna. Tamam teyze, Manolya Sokak 15 Taksim 5. Tamam, getiririm, hemen getiririm. Köpek yok değil mi evde, köpek? Tamam, tamam, geleyim. Konuna ne oldu Cemal? Ya bugün köpek ısırdı ya. Geçmiş olsun. Su verirdim bir tane teyzeye tam kapıda, köpek ısırdı. Atladı köpek üstüme. Baktırdın mı, kuduz kontrolü falan yaptırdın mı? Doktor köpeği gördü, baktı, aşıları maçları varmış yani. Kuduz muduz değilmiş. Köpek için sorun olmayabilir de, senin için de öyle mi bakalım? Ya Necati usta, beni köyde kaç tane köpek ısırdı, hepsi telefonu, ne diyorsun ya? Aslında bizim damacana suyu var ya, 10 lira, 15 liraya falan satmamız lazım. Yok artık, olmaz o kadar ya. Niye öyle diyorsun Necati usta? Bu kadar riski olan başka bir meslek var mı ya? Bak şimdi, arabaya biniyorsun, gidiyorsun, trafik kaza riski var. Suyu kötürüyorsun birinin evine, köpek ısırır, kuduz riski var. Giriyorsun su bombası takmaya mutfağa, kıskanç koca riski var. Bu kadar riski olan başka meslek var mı ya? Bak o eve girme işine ben de müsaade etmiyorum. Yani ben de girmiyorum normalde yani. Sevmiyorum, tasvip etmiyorum öyle bir durumu. Yani o kadınların da damacana suyu taşıması zor oluyor. Mesela anne. Küçük su al kardeşim. O zaman da masraflı oluyor. Neyse ben gideyim al teyzenin işini halledeyim. De kuduz işinde ihmal etme. Tamam Necati usta. Hadi rastgele.
Düşünecek bir şey yok Gülşen. Allah Allah, çocuk havaalanında çalışıyormuş. 2000 lira maaşı varmış. Ayrıca da çok yakışıklıymış. Daha ne olsun? Of abla. Allah Allah ya, kısmet ayağına gelmiş. Daha ne istiyorsun? Kısmet ayağına gel. Hamit, sen ne arıyorsun burada? Kim kimin ayağına gelmiş? Kısmet. Nurşen'in ayağına gelmiş. Kısmet mi? Kısmet kim? Hayırlı kısmet diyorum Hamit. Ya bilmiyorum artık. Yani biraz uzak dursan iyi olur diyorum Hamit. Bahane canım. Beni ilgilendirir yani. Buyurun yumurtanız. Kapıda para üstü. İyi günler. İyi günler Hamit. Kısmet çıktı ha. Ben bu kıza o kadar emek verdim. Ne kısmeti ya? Ağlama da hemen. Senin güçlü olman lazım. Hadi yavrum Hamit. Ayda 10.000 lira teklif etmişlerse ne düşünüyor ki? Ne bileyim abicim. Herif iş dünyasından kaçmış zaten. Herhalde bir daha geri dönmek istemiyor. Ya bana 10.000 lira teklif etseler bir milisaniye bile düşünmem ya. Düğünün borçları öde öde bitmiyor. Hayır, ayda 10.000 lira alsam bir ayda bitiririm borçları. Tutsana şunu. Abi. Efendim. Sen... Ya sen niye düşünüyorsun bu kadar? 10.000 lira para işte. Kabul et. Bilmiyorum ki Arzu. Yani bencilce davranıp köy evime geri mi dönmeliyim? Yoksa ayda 10.000 lira alıp yardıma muhtaç insanlara mı vermeliyim? Bilmiyorum. Nasıl ya? Maaşı alıp bağış yapmayı mı düşünüyorsun? Dostum, yardıma ihtiyacı olan o kadar muhtaç insan var ki... finans tecrübelerimi onların yararına kullanmamak bence büyük haksızlık olur. Evet. Bilmiyorum. Eline sağlık abicim, kolay gelsin. Buyurun, yine bekleriz. Rıza, hı, ben köfteciye gidiyorum, göz kulak ol. Tamam abi. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Hı. Oğlum, iyi adam lan aslında. Tabii tabii. İkram pilavı götürünce bir anda yumuşayıverdim. Ne alakası var lan? O da esnaf, biz de esnafız. O herkes ekmek yesin yani, derdimiz o. Tabii canım, o ekmek yesin, sen de pilav ye. Seni çakal seni. Buyur kardeşim. İyi günler. İyi günler oğlum. İyi günler efendim. Bu kıyafet böyle olmadı be kızım. Müşteri garip garip bakıyor. Ama ben çok sevdim Necati amca. Kepini çıkar bari. Hah, iyi tamam. Hah, hadi bakalım. Tamam. Baba. Ha oğlum. Sen ne arıyorsun burada? Hiç bilmiyorum Lütfü. Evden yürüyüş diye çıktım. Bir de baktım buradayım. Ayaklarım beni buraya getirmiş. Güzel. Şimdi aynı ayaklar seni geri eve götürsün baba. Ya doktor bile bir aydan önce işe başlama dedi. Evladım iyiyim ben. Yok bir şeyim. Burada oturuyorum böyle. Ya baba lütfen ya. Bak iş demek stres demek. Yani müşteri gelir, tatsızlık çıkarır, maliye gelir. Ya bir sürü şeyler olur ya. Hadi doğru eve hadi. Lütfü sağ ol oğlum da merak etme. Ben iyiyim. Benim bir şeyim yok. Ya baba. Bak yıllarca biz seni dinledik. Şimdi de sen beni dinle artık ya. Lütfen de bak ben geldim merak etme. Hadi sen git eve hadi. Hasta oldum diye sen beni saf dışı mı etmeye çalışıyorsun? Ya aşk olsun baba ya. Ya sen sağlığına özen göstermiyorsun. Artık ben senin sağlığına özen gösteriyorum. Lütfen hadi baba. Hadi doğru eve git ya. Bak dışarısı da soğuk. Ne biçim giyinmişsin böyle. Hiç üstüne bir şey almamışsın gelmişsin ya. Nasıl soğuk? Bahar geldi oğlum. Cemreler memreler düştü. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Baba güneş pırıl pırıl parlıyor da hava hala soğuk soğuk. İyi montumu aldım. Baba hadi lütfen eve gider misin? Merak etme ben buradayım ya. Baba sakın yüksek tempoda yürüme bak. Yavaş yavaş sakin sakin tamam mı? Hadi. Baş dile komutanım. Baba sakın ayakların seni kasaba götürmesin ha. Doğru eve. Ne hakkım bela kurbetelim ya bir cahil aliyyir azim. Bakın şu şey. Hep bir şey ya. Çocuk biz söz dinleyelim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin kızım. Teşekkürler. Kolay gelsin yavrum. Sağ ol. Hayırlı işler kızım. Sağ olasın Necati amca. Şey böyle kokar mı? Kokar. Hadi bakalım. Hayırlı işler yavrum. Sağ ol hocam. Selamünaleyküm.
Aleyküm selam. Sağ olun. Merhaba hanımlar. Aa Necati sen niye çıktın evden? Çabuk geç otur bakayım şuraya. Tamam, tamam canım dur. Öfkelenme kızım. Doktorlar netice itibariyle evde bir hafta istirahat verdi. Hapis cezası vermedi ya. Hoş geldiniz Necati Bey. Hoş gördük Semra'cığım. Ya bir defa hastalanmaya göre kardeşim. Etrafındaki herkes doktor kesiliyor. Bir demli çayınızı içelim. Aa olmaz. Çay sana yaramaz. Biraz şekerli kahve içeyim. Kahve de yaramaz. Ne içeyim o zaman? Klamur. O olabilir. Hele şükür bir tane tutturduk. Ben söyleyeyim. Hadi canım sana zahmet. Bak ne diyeceğim Necati. Ben bu akşam Semiha'yı bize yemeğe davet ettim. Ne güzel iyi etmişim buyursun. Diyorum ki Beyza Hanım'ı da davet edelim. Hep beraber şöyle bir yemek yeriz. Bu nereden çıktı şimdi Beyza Hanım'ı davet etmek? Ne demek nereden çıktı? Kadının kızı bizde kalıyor Necati. Ya o başka o başka. Ne demek o başka o başka? Ya kızı bizde bizim kızlarla anlaştı diye kalıyor. İşte Türk ailesi örfünü harsını gözünü öğrensin diye kalıyor. Bırak annesi otelinde kalsın canım. Canım ben de Beyza Hanım'la çok iyi anlaştım. Öyle mi oldu? Evet. Hem üçümüzün de ortak yönü var. Üçümüz de bir kere boşandık. Yani eskilerden konuşuruz değil mi Semiha? Tabii canım çok iyi olur. Eskilerde. Esasında bu konuda aramızda en deneyimli sensin. Sen üç kere boşanmışsın hayatım. Hadi şu telefondan ara da kadını davet et. Niye ben arıyorum canım elin kadınını? Canım sende telefonu var. Var mı? Var tabii. Geçen gün mesaj çekti ya. Mesaj gelince numara tabii. Ya bırak biz bize olalım. Ben size anlatırım bak. Boşanma nedir? Şendul ne demek? Neşeli boşanmış. Şendul. Tamam ver telefonunu ben arayayım. Ver. İyi aman tamam peki al ara. Ay ne güzel. Boşananlar kulübü toplanıyor desenize. Ne lüzum varsa. Bir şey mi dedin hayatım? Diyorum ara bakalım numara varsa, vardıysa var, varsaydı. Var canım dur şimdi. Bulurum ben. İşte burada arıyorum. Biraz Bahar'ı su getirin ya. Mahir bir su getirin bana ya. Cemal ne oldu? Abi daha ne olacak ya? Of çok canım sıkkın ya. Çok fena bir şey oldu ya. Bildiğin gibiydi. Ne yapacağım ben ya? Oğlum hayırdır ya? Anlat ne oldu? Ya korktuğum başıma geldi Lütfi ya. Oğlum anlatsana. Bir tane yaşlı teyzeye su götürdüm bugün tamam mı? Ben içeri girmeyeyim prensip meselesi. Dedi bana yaşlı teyze mutfağa kadar götürün oğlum. Dedim ki yani girmeyeyim ama yaşlı bir teyze geçeyim dedim içeri. Götürdüm tam mutfağa içeride bir kadın sesi. Çığlık çığlığa feryat figan nasıl göreceksin yani. Kadın koştu içeri gitti. Bu da kiri yanıma doğru feryat figan çığlık çığlığa. Bari kızım içeride küvette düştü banyoda diye. Banyoda mı? Banyoda. Gittim baktım hakikaten banyoda. Küvete kafasını vurmuş, düşmüş, bayılmış. Ne? Gözlerimi kapadım hemen. Oğlum yardım etmedi mi? Ya ne diyeyim yani işte teyze dedim bir şekilde ayılır herhalde kızım dedim. Tam gidiyorum. Teyze feryat figan nasıl bağırıyor? Görmen lazım. Ne yapayım? Yardım edeceğim bir şekilde de. Aldım kızı öyle kaldırdım bir şekilde aldım çıkardım şeyden banyodan. Banyodaki kızı. Banyodaki kızı. Ne yapayım lütfen tıpta ayıp yoktur. Yani, tıp bir müdahale edeyim yani ne yapayım? Sonra? Zor bela kadını aldım götürdüm yatağa koydum. Aldım yorganı örttüm üstüne. O sıra baktım nefes alayım. İki tokat salladım ayılsın diye. Ondan sonra ne oldu dersin? Ne oldu? Tam onu ayıltacağım derken baktım yaşlı teyze bayıldı. Hadi be. Vallahi billahi ya bir baktım ki ortada iki tane baygın. Biri yaşlı teyze biri çıplak bir tane gençten bir kadın. Lan ne yap lan ben de çıldıracağım yani o kadar fena oldum ya. Sonra? Sonra ne olacak işte ben tek başıma halledeceğim bir şey değil. Hemen aradım ambulansı telefon ettim. Hemen adresi verdim kapattım. İyi yapmışsın. Lan sonra ne oldu en kötü şey oldu Lütfi ya. Oğlum bundan kötüsü de mi var? Var içeri bir kadın daha girmiş kapı açık benim damacana sular dışarıda. La beni bir gördü zaten nasıl anlatacağım durumu yani? Nasıl bağırayım? Tecavüzcü, sapık bilmem ne ağzına ne girişe söylüyor yani. Oğlum sen de anlatsaydın durumu. Lan nasıl anlatacaksın? Hangi durumu anlatacaksın? Niye oradasın? Ne oluyor yani? Of ya vallahi çok zor durummuş ha. Sonra ne yaptın? Kaçtım. Kaçtın mı? Kaçtım tabii ne yapacağım? Niye kaçtın? La Lütfi nasıl anlatacaksın o sahneyi ya? İki tane kadın var içeride baygın. Bir tanesi çığlık çığlığa bağırıyor. Bakkala çakkala bilmem nesi falan filan giriyor. Linç ederlerdi beni orada ya ne diyorsun sen ya? Vay be aslında oluyor böyle şeyler doğru söylüyorsun. İyi yapmışsın kaçmakla. Ben tam çıktım oradan gidiyorum arabaya bindim bir baktım ama biraz köşeden geliyor. İnşallah kadınlar kurtulmuştur ya. Vay be olaya bak film gibi ha.
Ya Lütfü, inşallah ayrılınca yaşlı kadın doğrusunu anlatır olayın ya. He? Anlatır herhalde oğlum, anlatır. Merak etme. Ya ben Lütfü polise falan mı gideceğim? Ne yapsam acaba ya? He? Yok oğlum, ne yapacağım polise gidip canım? Sen suçlu musun Allah Allah? Boş polise molise gitsek de kadının yani kocasının ne dizi yok? Gördük onun çıplak karısını yani. Nasıl anlatılır bu durum bilmiyorum yani. Ya merak etme, bir şey olmaz. Sen sıkma canını. Ya peşime düşerse? Oğlum sen yardım etmişsin. Yaşlı kadın anlatır her şeyi. İnşallah, inşallah. Yanım su arabasını mahalleli görmüştür. Şimdi onlar söyleyecek. Onun kocası buraya gelecek. Ne yapacağız yani? Polise falan mı gitsem? Lütfen bir şey söyle bana. Allah'ını seversen bir şey söyle. Ya oğlum bir dur, rahat ol. Bir sakinleş. Ya için rahat edecekse git polise. Ayrıca şikayet olmadan polis ne yapsın ki? Hem seni hırsız sansalar çoktan yakalamışlardı. Vallahi mi diyorsun ya? He? Ulan içime bir su serptin ha. İyi oldu yani. O zaman ne yapayım, gitmeyeyim ben polise? Serptim de ama sen şimdi kadını o halde gördün. Kocası ne der onu bilmiyorum Cemal. O zaman ben polise gideyim. Ya dur oğlum dur, şaka yaptım. Otur bir sakin ol. Daha bunun şakası olur mu Lütfi ya? Melis bir çay getir, çay. Ay Allah ya. Ne yapacağım diye düşünüyorum ya. Bir şey olmaz. Birader bunu nasıl bulurum? Bak kardeşim, şimdi buradan çıkıyorsun. Evet. Sola dönüyorsun. Tamam. Birinci sokak değil. Evet. İkinci sokaktan hemen ikinci bina. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi. Hayırlı işler. Sağ ol. Niye yapayasın böyle Lütfi ya? Niye yapayasın ya? E oğlum korkma, bir şey olmaz diyorum ben. Ben sana neler edeceğim, sen bilmiyorsun da ben şu an şey zorlarım yani, iyi değilim. Babacığım iyisin değil mi? Yani hani bir ihtiyacın falan varsa gidip alayım ben. Hastasın şimdi, çıkıp alamazsın yani. Oğlum basit bir kalp spazmı geçirdik. Siz de beni iyice hasta yaptınız yani. Allah'a şükür iyiyim. Her yere giderim, her işimi görürüm. Kimseye ihtiyacım yok. Kızmayın Necati Bey. Sonuçta ağır bir şey geçirdiniz. Hem çocuklar bugünler için var. Bunları sormak için var. Var olsunlar can. Tabii canım, yani yaşlılara saygımız sonsuz yani. Damat. Aa, çocuklar, tavuk var, pilav var, zeytinyağlılar var ama canınız başka bir şey istiyorsa hemen yaparım. Ay yok anneciğim, biz çıkıyoruz, arkadaşlarla buluşacağız. Aa, çocuğum beraber yeseydik. Ya iyi olurdu ama şimdi sözleştik, beklerler. Hangi arkadaşlar bunlar ya? Hayatım dün söyledim ya sana Nihat'la Semra'yla buluşacağız diye. Tamam canım, hatırladım. O kadar çok insanla buluşuyoruz ki benim hard disk kaldırmıyor artık yani. Yemekten sonra da Taksim'e gideceğiz. Dünyaca ünlü bir caz grubunu dinleyeceğiz. Tamam canım, gideriz. Kaçtaydı? Saat 1'de. Gece 1'de. Ay yok canım, öğlen 1'de. Onun için ben diyorum giderim 11'de falan, yer tutalım diye. Hı. Saçma mı Seyfo? Tabii ki gece 1'de. Çok geç değil mi kızım o saat? Evet ya, biz niye Japonya saatine göre ilerliyoruz ki? Şimdi bu tarz gruplar hep bu saatlerde sahne alıyorlar. Tabii onlar sabah kalkıp dükkan açmıyorlar. Sen pek caz sevmiyorsun galiba Seyfo. Aa, sevmez olur muyum? Çok severim. Uykumda bile caz dinlerim ben. Ya ya. Alış hayatım bunlara, alış. Yani bunlar evrensel müzikler. Yavrum sen hasta, yaşlı değilsin, gençsin. Alışırsın bunlara. Ay, hadi kalkalım biz artık, bize müsaade. Kalkalım. Hadi bakalım, müsaade sizin. Çocuklar hep böyle yapıyorsunuz, kırılıyorum bak. Anneciğim yine geliriz. Anneciğim siz evde caz çalın, biz sürekli geliriz. Gece 2'de 3'de falan geliriz yani. Hadi canım hadi. Afiyet olsun. Güle güle kızım. Güle güle. Semiha kusura bakmıyorsun değil mi? Mutfakta biraz işim var. Yok hayatım, yardım edecek bir şey varsa. Yok yok, hiçbir şey yok. Otur sen, otur. Hadi kalk Cemal, elemeye giriyoruz. Ben senden eğlenmeye meylemeye gelmem ya. Hem dışarıdan yemek söylüyorsun, hem kendim yaptım değilsin. Ondan sonra da bana yalan konuşuyorsun. Ya bak, senin yüzünden burada köfte piyaza talim edeyim ya. Ya özür dilerim aşkım ya. Yapma şunu diyelim ya, milletin etrafında ya. Sabret ya eve kadar ya. Eğlenmeye gidiyoruz. La eğlen eğlen, nereye kadar ya? Ne de bu eğlenmenin sonu nerede yani? Sen Paris Hilton musun? Niye böyle yaparsın? Oo, nerede öyle eğlence? Keşke... Dur bakayım. Geç geç. Geç abi, otur bakayım sen. Gel. Gidelim bir dakika ya. Niye şey yaparsın ya? Abi yemek yürü. Dur. Ya eğer sen gitmiyorsan bana azıcık para ver. Ne olur. Hem para vereceğim sana hem eğlenceye gideceğiz. Bu var mı böyle delikanlılık ya? Ben gidiyorum. Dur bir dakika, bir saniye. Ya bak kursağımda bıraktın her şeyi. Niye böyle... Bir dakika. Bir beni alabilir miyim? Buyurun efendim. Boşuna tırstık. Mahir benim sonunda olsa yokum ha. Tanım ailesi. Tamam.
Feridem çocuklar nerede? Babacığım, içeride hem yiyip hem bir şey seyrediyorlar, onun için gelmediler. E tabii, mutfağa televizyon aldınız, böyle oldu. Herkes bir tarafa dağılıyor. Tamam baba, geri taşırız. Sen gerilme, stres sana yasak. Sağ ol doktor bey. Feride Hanım, elinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Eşiniz de sizi özlemiştir. Yani epeydir buralardasınız. Şu an evli değilim Semiha Hanım. Semiha'cığım, Beyza Hanım iki kere evlenip ayrılmış. Bir eşi Türkmüş, bir eşi de yabancı. Öyle mi? Bilmiyordum. Türk olan eşinizle hiç görüşüyor musunuz? Hayır, görüşmüyoruz. Kötü ayrıldınız herhalde. Canım, ne güzün var böyle şeylere şimdi? Eski kocalar, eski karılar, iyi mi ayrıldınız, kötü mü ayrıldınız? Bunlar beni rahatsız edici konular. Necati 3 kere boşandı da o yüzden bu konuları hiç sevmez. Ay biliyor musunuz, Necati'nin 3. eşi de yurt dışına yerleşmiş. O ülkedeydi hayatım. Fransa mıydı, Belçika mıydı? Mıydı? Ne mıydı? Belçika'ydı. Belçika Kongosu'nda galiba. Ay 3 tane de çocukları var biliyor musunuz? Biri kız. Lütfü tuz. Tuz yasak baba. Ekmeği uzat. O da yasak baba. Lütfü bir şey uzat, yasak olmayan bir şey uzat. Necati iyi misin? İyiyim canım. Ay Necati bana eski eşlerinden hiç bahsetmez. Yani şu yurt dışına giden eşini çok merak ediyorum. 3. eşini. Onunla hiç görüşüyor musunuz Necati? Yok canım, ne görüşeceğim yani. Ben onların izlerini kaybettim. Çocukları da mı merak etmediniz? Çocukları ettim, ederim. Etmişimdir. İnsan çocuklarını merak etmez mi yani? Tabii ettim de. Aradım, ya aramaya çalıştım, ulaşamadım bir türlü, koptuk. Adı neydi? Çocukların? Yok, eski eşinin adı neydi? Selma. 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 Çocukların? Çocukların? Hı. Ahmet, Mehmet, Lütfü, Ekmek. Ekmek yasak baba. Necati iyi misin? Rengin attı hayatım. Teyze, annen sana kısmet bulmuş. Oo teyze, evleniyor musun? Aman ne evlenmesi ya, buluşmayacağım ki. Ya çok yakışıklıysa. Yakışıklı olsa konuyla komşuyla haber mi gönderir canım? Resmen komşuya sordurmuş. Ne alakası var? Nereden biliyorsun teyze? Belki çok yakışıklıdır. Bence kesin yakışıklıdır. Ama gaz vermeyin, sanki anlamadım. Ya ne kaybedersin ki buluşsan sanki? Bence de teyze. Evet teyze, evde kaldın. Evlen artık. Bize kuzen lazım. Niye yemeğinizi bakayım? Teyze evde kaldı dedim mi ya? Sen kimseyle buluşmazsan bunlar daha sana çok derler, ben sana söyleyeyim. Tecrübeyle sabit şekerim. Böyle haber gönderen adamlar kesin tipsiz çıkar. Annem onu öyle çok buldu ya, bir kamyon adam buldu. Tipsiz ya. İçime doğru teyze. Bu sefer kesin yakışıklı. Kesin yakışıklı teyze. Öyle mi diyorsunuz? Ya Nurşen bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen gideceksin de bu adamla nikah masasına mı oturacaksın? Git buluş be hemen, sen eve gel. Ne yapayım şimdi ben, buluşayım mı yani? Buluş. Evet, buluş. Hadi buluş. Çıksa da beraber Belçika'ya gitsek. Belki çocukları da buluruz. Ne iyi olur değil mi? Belçika şimdi karışık yani, NATO üssü, savaş falan. Yani orada kim kime dumduman bulamayız. Nereden kimi bulacaksın yavrum? Demek ki kadın kaçırdı çocukları. Saklıyor. Demek ki. Niye kaçırsın canım? Arayan adam bulur. Bence Necati kadınla görüşmek istemiyor. Tabii nasıl ayrıldılarsa artık. Hı. Ay Necati, anlatsana ilişkiniz nasıldı? Tüperdem, ne diyorsun? Nasıl? Bak burada
Canım yani merak ediyorum tipi nasıldı? Mesela saçları sarı mıydı, siyah mıydı, kızıl mıydı? Siyah. Kuzguni siyahtı. Yani kızıl değildi. Mesela şu anda kapı çalınsa, eski karın içeri girse ne yaparsın? Ne yaparım yani? Hoş geldin derim yani. Ya kapıdan kovacak değilim ya Feride. Sen ne yaparsın Feride? Sinirlenir misin? Ay yok canım, niye sinirleneyim? Kocamı elimden alacak değil ya. Ayrıca kadını sevse boşanmazdı, değil mi Beyza Hanımcığım? Tabii canım, tabii. Ayrıca muhtemelen kadın da Necati Bey'i sevmiyordur. Tabii, burada Necati Bey harcamış oluyor. Kadın da sevmiyor da, pis adam. Peki, seni arayıp bulsa seni seviyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dememeliyiz. Denmez. Ama sevmese bulmaz. Bulmaz. Bulsa da sevmez. Aslında sevse seven ne yapmaz? Akıllı olsa ne yapmaz seven? Bulmaz. Çünkü bulsa ortalık şey olur, karışabilir. Onun için sevse de gelmez, sevmese de gelmez. Gelse de bulmaz. Bulsa da bir şey olmaz. Necati iyi misin? Çok iyi değilim galiba. İlacımın saati geçti. Ben ilacımı alayım. Yok daha ilacına var. Yok. Yani ilacın zamanı geçmemeli, ilacımı alayım şimdi. Dur o zaman, ben getiririm. Hayatım sen kalkma canım, bana zaten doktor ne dedi? Çok oturma dedi, kan dolaşımı için Allah muhafaza. Fıstı mıhtı emboli membeli atar, yürü dedi. En az 10 adım. Bizim mutfak 10 adım var mıdır? Bu evin misafiri hiç bitmiyor. Yani taşınamadık, gitti bir türlü. Yanacağım. 7, 8, 9, 10. Çocuklar durum çok fena. Ne oldu baba? Bir dakika, neyin var? Yoksa kendini kötü mü hissediyorsun? Neren ağrıyor baba? Kalbin üstü mü, kolun mu ağrıyor? Şöyle otursana baba sen. Yok be yavrum, yok. Tamam dur, oturayım tamam. Dur hele bir dur, dinle. Evliliğim tehlikede. Niye ki babacığım? Bu galiba Feride, Beyza'nın benim eski karım olduğunu anladı. Ha evet ya. Yani yemekte de böyle eski koca muhabbeti döndü. Hala dönüyor. Hala onun üzerinde duruyor. Vallahi anlamış olabilir, söyleyeyim. Ya inşallah, belki de anlamamış olabilir. Ya babacığım bence itiraf et, kurtul ya. Sen de zaten bu çok stres yaptı bu mevzular yani. Ondan kalbin tekledi. Vallahi doğru söylüyorsun galiba ya. Gene tansiyonum çıktı galiba. Bir yudum su versene. Baba bence sen yani yağlı tuzlu yemeği değil de şu yalanı bıraksan var ya, 150 yaşına kadar yaşarsın. Ha, itiraf et diyorsun öyle mi? Bence et, kurtul. Ya anlamadıysa, o zaman boşu boşuna itiraf etmiş olacağım. Beyza yarın gidiyor. O gittikten sonra gerekirse ben anlatırım. Ay babacığım, hala da ince hesaplar peşindesiniz, pes yani ha. Evlilik ince hesap işidir kızım. Ya baba bu nasıl bir ince hesap ya? Yani 4 kere evlendin, 3 kere boşandın. Yeni karınla eski karın içeride oturuyor. Yani sen evlilikte ince hesaplardan anlayan dünyadaki son adamsın. Hesapta bir yanlışlık oldu galiba. İtiraf edin Feride Hanım. Baştan beri biliyordunuz değil mi? Yani tam baştan beri değil ama evet. 2 gündür biliyordum. Bakın Feride Hanım, ben Necati'yi sevdiğim için gelmedim. Ben kızım için geldim. Babasını tanısın istedim. Ama o beni farklı biri olarak tanıttı. Beyza Hanım, keşke gerçeği siz söyleseydiniz. Çok özür dilerim Feride Hanım. Çok düşündüm ama ben sizi Necati kadar iyi tanımıyorum. Nasıl tepki vereceğinizi bilemedim. O size itiraf etsin istedim. İnanın Feride Hanım, baştan beri doğruyu söylemeyi çok istedim. Özellikle kızım için istedim. O da üzülüyor bu duruma. Niye babam beni saklayıp duruyor diyor. Üzmeyin kendinizi Beyza Hanım. Göreceksiniz, çok yakında itiraf edecek. Eninde sonunda doğruyu söylemeyi öğrenecek. Neyse, ben artık müsaadenizi rica edeyim. Kalkayım ben artık. Aa, bir dakika. Ya madem ikiniz de aynı şeyi istiyorsunuz, oyuna devam etsenize birlikte. Ay bir şey söyleyeyim mi? İnanın şu Necati'nin burada itiraf ettiği anı görmeyi çok isterim. O zaman kalın kalın. Birlikte devam edin.
Feride Hanım ne düşünür bu konuda bilmiyorum. Feride Hanım isterse. Evet, kalın bari. Şimdi siz giderseniz iyice rahatlayacak. Kalın, beraber devam edelim. Tamam. Oh, mis gibi koktu. Bir dilim kessene şundan yiyeyim. Ah, muhabbete bak içeride. Kahkahalar gırlar. En iyisi ben gideyim. Benim uyku saatim geldi. Ben yoruldum, istirahate çekiliyorum. Yatayım diyeyim. Olsun biz. Onlar da kendi aralarında korusunlar. Bence de baba yat. Saat kaç oldu ya? Yani hala ayakta dolaşıyorsun. Senin yaşındaki adamlar saat 10 dedi mi hemen yatağa girer yatarlar. Dinlen biraz. Sonra ver ilacımı da içeyim gideyim ya. Vereyim baba tamam. Bu ilacını iç. Ondan sonra doğru yatağa bak. Tamam doktor. Ay çok oldu. Dur. Öldürecek misin beni? Ha şu börekler de pişemedi yani ha? Ya Gülşen bak bundan sonra bu evde börek mörek istemiyorum ha. Ya bu bilmiyor musun ya babam böyle kokusunu alıyor, hoşuna gidiyor. Bir oturuşta bütün tepsiyi yiyor. Olmasın bir daha evde böyle şeyler. Gözümüz görmesin. Maşallah doktor, profesör, diyetisyen, hasta bakıcı her iyi şey. İyi geceler baba, iyi geceler. Sağ ol çocuğum. Ayıp yeter. Yahu yap yap. Yap da babam görmesin ya. Biz çocuklarla yeriz sonra. Sen de yeme. Kes hadi kes bir dilim yiyin. Ferhat müsaadenizle istirahate çekiliyorum. Uyku saatim çoktan geçti. Siz sohbetinize, muhabbetinize devam edin. Aa, olmaz. Otur şuraya iki dakika daha. Aa, olur mu Necati Bey? Aşk olsun. İnsan misafir varken gider yatar mı? Ay hem ne güzel sohbet ediyorum. Evet, madem umumi arzu öyle tecelli etti. Ben de gene istek üzerine iki dakika daha sizinle oturayım. Biz de ne güzel eski eşlerimizden bahsediyorduk. Ya, o konuyu açmayalım. Yani o konu beni hiç açmaz yani. Eskiden de açmazdı böyle konular beni. Şimdi de açmıyor. Bir sene sen helalimin eski eşinde. Beyza Hanımcığım, Türk olan eşinizden neden boşanmıştınız? Allah Allah. Bize ne canım insanların özel hayatından Feride'm. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Canım o yabancı değil ki Seyf onun teyzesi. Biz artık akraba olduk. Yani böyle şeyleri konuşamayacak mıyız? Tabii Feride'ciğim. İstediğini sor hayatım. Benim hiç gizli saklı bir şeyim yok ki. Yok mu? Yok. Ay ben de çok merak ettim. Sahi neden ayrıldınız? Şekerim, bana ekmeğini suyunu ben veriyorum, benim dediğim olacak dedi. Ay ne kadar saygısız biriymiş. Demek kadınlara hiç saygı duymuyormuş. Hey, söylenmez böyle laf ama yani belki öfke, belki bir öfkeli anında falan söylemiştir. Yani şimdi burada olmayan bir insana da şey yapmıyor, yani cevap hakkı doğuyor, adam yok. Yani olmuyor yani. Haklısınız tabii, şimdi kim bilir adam nerededir? Ay. Çok yalan söyler miydi? Söylerdi Feride'ciğim. İki lafından bir tanesi yalandı. Ay aynı Necati. Yani Necati de beyaz yalan diye durmadan siyah yalanlar söyler. Ya nereden çıkarıyorsun şimdi renkleri? Yok siyah, yok beyaz. Ya siyahın içinde beyaz vardır, beyazın içinde siyah vardır. İşte grinin tonları vardır. Bırak renkler kendi şeyinde ne olsun badana skalasında dursun yani. Niye karıştırıyorsun şimdi? Zaten Feride Hanımcığım yapı olarak Necati Bey'e çok benzerdi. Yani bayağı kiloluydu. Belki de şimdi daha da kilolanmıştır. Oğlum canım belki daha önce zayıftı ya da sonradan zayıflamıştır. Şimdi rejim moda adam belki de dal gibi şu anda. Ay yok canım daha da şişmanlamıştır. Ay günah şimdi onun tansiyonu da vardır, kalbi de vardır. Valla bravo Feride Bey'e tansiyon dedin de ben de artık istirahat edeyim. Benim tansiyonum falan da çıkabilir. Ben de izninizi rica edeyim. Teşekkür ederim. Siz şey yapın, güzel sohbetinize devam edin. Necati, ah bak itiraf edeceğine kaçıyor. Sen de git içeride yüzüne vur bari. Aa vurmam hayatım, vurmam. Göreceksiniz, inliye inliye doğruyu söyleyecek. Bebek olayını çarşıda kimseye böyle söylemezsen sevinirim. Ay söylemem aşkım. Kime söyleyeceğim? Meraklısı değilim zaten anlatmaya. Ne bileyim ben. Söylersin söylersin. Kaçtaydı randevu? İkide hayatım. Öf ya hep babanın acelesi yüzünden. Ne?
Baba diyorum, benden bahsediyorum. Evet. Diyorum ki baban çok acele ediyor, sabahları böyle erkenden geliyor dükkan açmak için. Yani ne gerek var? Yatsın, uyusun, dinlensin, biz hallederiz diyorum. Erken kalkan erken yol alır demişler oğlum, değil mi? Evet, bayanlar baylar, bugün tarihi bir günü unutmayın. Allah Allah, nelerin kurtuluşu be ön bakayım? Benim makus talihimden kurtuluş günüm bugün ustam. Akşam dizi yayınlanacak ya. Vay benim kardeşime bak ya. Al Pacino mübarek. Kardeşim, Al Pacino dediğin adam da benim boyumda. İşte kaşının gözünün rengi aynı yani. Nedir? Ne fazlası var benden? Yalnız o Al Pacino Baba 2'de oynadı. Sen bir tane dizide şeker dedin. Bak, bak, bak. Kıskananları görüyor musun? Kardeşim, kıskananları da akşam kasapta dizi keyfine bekliyoruz. Saygılar, hürmetler. Hadi bakayım. Hadi hadi. Bu kadar muhabbet yeter. Dükkanları açalım. Hadi. Hadi bakayım. Öksürün. Bir daha. Gayet iyi. Şimdi önden dinleyelim. Aa, gel hayatım. Uzan şöyle. Gel. Gel, gel hayatım. Ben yardım edeyim size. Buyurun. Başınızı öbür tarafa çevirin. Rahat soluyun. Gayet iyi. Sağ ol doktor. Gel hayatım, gel. Ben sana yardım edeyim canım. Kalp damar diyetini yapıyoruz herhalde. Aa, tabii yapıyor. Başka şansı yok zaten. İlaçlarımızı da alıyoruz. Tabii tabii, dakika şaşmıyor. Güzel, böyle devam edelim. 15 gün tansiyon takibi yapacağız. Ve haftada 3 gün nabız 110'u geçmemek kaydıyla düz yolda yarım saat yürüyeceğiz. Güzel doktor, çok iyi. De yalnız babam sürekli işe gidip geliyor, söyleyeyim. Hayır hayır, bunu şimdilik yapmayın. Yok yok, ben yani sohbet muhabbet için gidiyorum, iş için değil. O olur, fakat şimdilik kendinizi yormaktan kaçının. Diyeti nasıl gidiyor? Ay, bizi şaşırtacak derecede iyi gidiyor. Ama tabii akşamları buzdolabına dadanmıyorsa. Yok canım, ben buzdolabının yolunu çoktan unuttum. Önüme ne konursa o doktor. Ha, bir de doktor bey, babam hava güzelleşti diye üstüne bir şey almadan çıkıyor böyle ince falan. Lütfen bir de şikayet etme be oğlum. Ha, bir de işte bu şekilde siniri devam ediyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunu ayrıca sizle konuşalım. Tamam doktor. Ne oldu Cemal, bu sabah çay içmedin, akşamdan kaldın herhalde. Senem çayını içeceğim ama kazı dışarım daha iyi Mahir. Ne oldu, o karısı bayılan adamdan haber var mı? Ya niye hatırlatıyorsun sabah sabah bunu oğlum ya? Niye yapıyorsun böyle ya? Zaten unutmuştum bunu, ne güzel. Aşırı da welcome Mr. Seyfo. Welcome mı? Nereye geldim ben ya? Ne welcome mı? Arkadaş hostes olacak da erken havaya girdi yani. Ha. Ya bana bir çorba versenize. Tabii. Günaydın asabi sucuğum. Ya oğlum ne biçim selam verirsin ya? Ne demek abi ya? Ya tamam tamam, bağırma ya. Zaten kafam çatlıyor. Bir de seni çekemem. Senin de mi? Ha. Niye? Ya ben sabahın 4'üne kadar caz dinledim. Ne diyorsun? Ha. La al bir yandan da o kadar. Bir yandan sabaha kadar disco mu da çiptes çiptes. La takyem kolonun dibindeydim. Kafamdan düştü ya. Bir daha hatunun dediği hiçbir yere gitmiyorum abicim. Direkt posta koyuyorum. Aynen abicim ya. Sen de mi aynı dertten muzdaripsin? Yok. Ben kendi isteğimle gittim. Gecenin birinde caz dinledim sabaha kadar. Manyağım ben. Aynı dert bende de var ya. Ne yapacağız bu merağı ya? Bende bir hatun var abi. Bu eğlenceden başka bir şey düşünmüyor ki ya. Devamlı gidelim oraya, gidelim buraya. Bak buna kafa mı dayanır ya? E tabii. Cumartesi günü yatıyor. Öğlen 2'ye kadar falan uyuyor. Ben ne yapayım? Dükkan bizi bekliyor, ne yapayım? Vallahi doğru söylüyorsun ya. Melis, ha buraya Seyfo'ya bir su katı ya. Of. Oğlum dün akşam 100 liraya hesap ediyordum. Böyle bir şey var mı ya? Aynı abicim ya. Aynısı. Aynısı ya. Delireceğim, delireceğim bu gidişte bana. Ben de iyi değilim ya. Ne yapsak? Bilmiyorum. Bir tane çağ vitamini sallayayım sana da kafanı toparla. Getir bakayım. Al. İyi geliyor mu ya? Gelmez mi? Toparla. Çak. Thank you.
Musti. Geldi seninki. Gideceğim şimdi nohut pilav yiyeceğim zaten. İstersen ekmek arasına koydur. Aslında güzel fikir bak, yeniliklere açık olmak lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum Allah gözünü doyursun ya, elinde börek var. Sen karışma benim işime ya. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Ay Mustafa, seni ne zaman görsem ağzım dolu, hep bir şeyler yiyorsun. Çocuğun biraz zayıfla. Vallahi Hasibe beğenmeyecek, seni söyleyeyim. Haklısınız galiba. Hadi hayırlı işler. Sağ olun. İyi günler. Ben gidiyorum. Nereye kızım? Kartepe'ye kayak yapmaya. Aa, bahar geldi evladım, kar var mı orada sordunuz mu? Çığlığı düşer Allah korusun. Merak etme babacığım sen. Deniz hepsini ayarladı. Hatta şimdi geldi, aşağıda bekliyor, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Param pulum var mı yavrum? Var, annem verdi. Hah, üzerine bir kasak bazı kal kızım. Ben aldım babacığım, çantada var hepsi. Hadi bakalım. Zaten otel bedavaymış babacığım. Bizim de bir denizimiz yok ki çağırsın da tatil yapalım. Ya bu deniz kız arkadaşın güvenilir biri mi bari? Güvenilir baba, tabii güvenilir. Aşağıda bekliyor beni şimdi, ben ineyim tamam? Hadi bakalım. Hadi güle güle kızım. Selam Yasemin, hazır mısın? Deniz, yani sen şimdi niye yukarı çıktın ki? Çantan falan vardı yardım edeyim diye. Yasemin, bu bey kim? Selam, Deniz ben. Öyle mi? Biz sizi kız arkadaş sanıyorduk. Buyurun buyurun, gel gel bakalım Deniz Bey oğlum. İki saattir konuşalım, gel. Hoş geldiniz. Eyvallah. Nasıl iki ayağı mı değil mi? Yani iki baygın kadın bunu sapık sanmışlar. Böyle bir şey var mı ya? İlginç valla. Ama Lütfü abi haklı ha. Yani biri şikayetçi olsaydı polis çoktan gelir bulurdu seni. Kardeşim ben biraz daha durayım derim öyle. Bir iki gün daha geçsin ondan sonra rahatlayacağım ya. Valla. He Lütfü, ne diyorsun sen? İyi olur, iyi olur ama merak etme. Bir şey olmaz diyorum sana ben ya. Yürüyün ya. Sakin ol. Anlatın bakalım. Nerede tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Kim tanıştırdı? Ya bu kafede tanıştık işte yani. Yavrum sen anlatma. Deniz Bey oğlum anlatsın. Oho, ne bu Yasemin, sorguda mıyım ya? Yani bir bakıma sorgu sayılır. Şimdi bu kız geleli daha 15 gün oldu. Nerede, hangi arada bir derede tanıştınız da beraber tatil yapmaya gidecek kadar yakınlaştınız? Onu soruyorum. Babacığım sen çok geri kalmışsın. Ne var bunda? Avrupa'da herkes tanışıyor, görüşüyor, buluşuyor. Yaz kamplarına falan gidiyor. Bir şey yok ki bunda. Evladım burada da gidiyor da annesi babası kimle gittiğini, nereye gittiğini, ne zaman döneceğini biliyor. İyi de ben zaten size söyledim bunu. İyi tamam. Demek orada babanızın oteli var. Evet. Hangi otel? Adı ne otelin? Ben buraya bir ton soru cevaplamaya gelmedim ki. Ben gidiyorum. Yani zaten iki tane soruya cevap veremiyorsan git oğlum. Geliyor musun Yasemin? Gelmiyor canım, gelmiyor. Hadi uğurlar olsun. Of ya, of! Bu ülkede hiç özgürlük yok. Hep soru, hep soru. Evet, ben sorarım. Ayrıca benim gibi her anne baba sorar. Annen de burada olsaydı o da sorardı. Annem olsaydı sormazdı çünkü annem bana güvenirdi. Kızım şurada telefonu kessene bakayım. Getireyim babacığım. Hayırdır babacığım, Beyza Hanım mı arayacaksınız? Yok be yavrum, bir arkadaşı arayacağım. Bu şeyde, Kartepe'de oteli olan bir arkadaş. Kim? Recai Bey, Recai Bey. Otelci. Ben de kalkayım artık, dükkana gideyim ya. Lütfü abi borcum ne kadar? Ayıp oluyor Seyfo. Yani bir çorba için senden para mı alacağız? Esnafız şurada ya. Ne kadar borcum? Ya koy onu cebine. Hey, Cemal görüşürüz. Seyfo görüşürüz ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu yandaki sucuyu tanıyor musunuz? Adı Cemal mi neymiş? Tanırız. Komşumuz olur. Nerede bulurum onu? Su dağıtmaya çıkmıştır herhalde. Gelir birazdan. Arabası kapının önünde. Belki de şeyle çıkmıştır. El arabası da var onun. Onunla dağıtmaya çıkmıştır. Hayırdır?
Özel bir mesele var da. Ha. Nasıl özel bir mesele? Ne oldu ki? Özel bir mesele dedim kardeşim. Ha. Bana çay çorba bir şey ver de oyalanayım şurada. Tabii. Gelir belki. Buyurun. Oturabilir miyim? He? Oturabilir miyim? Tabii oturabilirsiniz. Ben de zaten kalkaydım. Sen niye yemek yemiyorsun? Müşteri değil misin yoksa? Şimdi yedim yemeğimi, çayımı içtim. Hesabı istiyordum. Hesap alabilir miyim acaba? Tabii beyefendi. Hemen veriyorum. Hemen verin hesabı. Çok işim gücüm var. Bir sürü şey yapacağım. Ne iş yaparsın sen? Ben marangozum. Üzerinde niye talaş yok senin? Temizlendim, geldim. Yemeğe tertemiz geldim. Abi ne yapsam? Polis falan mı çağırsam ya? Git dışarıdan ara hemen. Ne? Öldüreceğim ulan o sucuyu. Hangi sucuyu? Evime giren sucuyu. Ne yaptı size? Sana ne? Yok yani sonuçta insan öldürmek kötü bir şey. Yani kimseye tavsiye etmeyeyim ben böyle bir şey. Hem suç hem günah. Ne gerek var? Kimseyi öldürmeyin yani. Namus meselesi. Namus. Ne öldü? Ne yaptı bu adam size? Onun yüzünden karım beyin travması geçirdi. Ambulans zamanında gelmese az daha ölecekti. Namus olayı bunun neresinde? Adam karımı bayıltmış. Sonra da öldüreceğim ulan onu. Öldüreceğim ulan. Kardeşim polise gitsene. Ne gerek var yani? Öldürme kimseyi. Hapislerde çürüyeceksin. Çürürüm. Yeter ki gebersin o sucuğu. Olayı bir araştır. Belki masumdur adam. Hem sucu olduğunu nereden bilirsin ya? Doğru. Belki de marangozdur. Yok yok sucudur o. Sucu. Ne marangozu? Öyle bir şey yok. Lütfü Bey, ben hesabı alayım o zaman. Çok geç kaldım ya. Hesap gelmedi bana. Ben kasada ödeyeyim, ya. Sen otur. Ben çok işim vardı ama daha gideceğim. Marangozum ben. Sandalye yapacağım, koltuk yapacağım, kanepe yapacağım. Bir şeyler... Cevan abi, senin kamyonu hazirleri alır mısın? Bize mal gelecek de. Demek Cemal sensin. Oğlum bir yanlışlık olmasın. Ben marangoz Cemal ben. Arabam da yok. Ben yürüyerek geldim. Kes! Tamam beyefendi, bir sakin olun. Oturun. Yani olay bildiğiniz gibi değil. Oturun, anlatalım size. Oturun. Ben biliyorum. Komşum yeterince anlattı zaten. Ya bırak o kadını sen ya. O yaşlı teyze, o niye bir şey söylemedi? Lan senin yüzünden annemin dili tutuldu lan. Hadi ya. Ben her şeyimizi o kadına bağlamıştık ya. Niye öyle oldu ya? Bir dakika abi, bırak. Seni be. Neler oluyor burada? Lan canıma kastettin ya. O da benim namusuma kastetti. Lan! Ben öyle yapmasaydım karı kurtulamayacaktı. Ambulansı çağıran benim. Sen ne diyorsun ya? Ne? Ne dedin? Ambulansı sen mi çağırdın? Yani ben çağırdım tabii. Kim vardı orada? Üç kişiydik zaten. Sen bilirsin hallerini. Ben çağırdım tabii. Bir de biz dinleyelim şu olayı. Öyle buyurun mi? Bakayım. Yapma ya. Sen çağırdın ha? Geç önden geç. Allah ne hallara kaldık Lütfü. Görüyorsun değil mi ya? Hadi. Allah ya. Şişt, bana bak, ne çabuk buldun polisleri be. Ya çıktım buradan, devreye geziyorlarmış. Abi de hemen gelin, olay var. Allah'tan hemen denk geldim. Niye ettin yani? İki dakika daha geç kalsan yanmıştı. Neyse ben dükkana gidiyorum. İyi hadi git tamam. Toparlayın şurayı. Sağ ol, güle güle. Olacak iş değil ya. Ya çok özür diliyoruz, kusura bakmayın. Böyle tatsız olaylar oldu ama bir isteğiniz var mı acaba? Hala yemeği bekliyoruz. Tamam. Şişt, bana bak, çabuk köfteleri al. Tabaktan biri bekliyorlar. Hadi. Tamam. Ne iş ya? Bana bak, güzel bir de salata yapın masalara. Tamam. Çinekop veriyorum o zaman. Bir kilo alayım o zaman. Tamam ablam. Nergis Sokak. İki şüpheli. Selamun aleyküm. Selam Rıza. Aleyküm selam. Oh. Vallahi zamanı da geldin. Hayırdır oğlum? Ya Saliha ile bizim bir randevumuz vardı, oraya gidecektik. Ne randevusu bu? Ya tüp bebek için. Hani konuşmuştuk ya. Tamam. Hadi. Hayırlısı olsun. İyi gidin. Tamam. Lütfü nerede? Köfteciye gitti. Tamam, sen git, ben idare ederim. Tamam.
Ben çıkıyorum. Hadi yavrum, rastgele. Saliha, hadi gidelim. Tamam hayatım. Saliha, kimseye bir şey söylemedin değil mi? Ay söylemedim Rıza. Zaten söylesem ne olacak ki? Ayıp bir şey mi? İyi tamam canım, hadi. Babacığım, biz gidiyoruz. Ha, gidin gidin. Oo, tüp bebek tüp bebek. Torun torundur. Hadi bakayım. 9 ay sonra geliyor gari. Allah Allah, yürü ya yürü. Gülü 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 gülü. İkiz istiyorum, ikiz. Tamam. Hadi bakalım. Yürü hayatım, yürü. İyi günler. İyi günler efendim. 1 kilo kiviyle 1 kilo elma alabilir miyim? Derhal verin. Ah, ah, İmdat! Dur bakalım polis! Dur, dön arkan, dön, 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 dön. Heh, aslan pilavcı be. Vallahi aferin. Kalk, kalk. Kalk, 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 çabuk. Gel şöyle. Öteki kaçtı mı? Kaçtı da çok uzağa gidemez. 24-12 Adem, 24-12 Adem. Herkes dinlemede. Nergis sokakta kapkaç olayı. Nergis sokak. Evet. Birini yakaladım, diğeri kaçtı. Eşkali veriyorum. Kot pantolon üstü siyah, kafasında da siyah beyaz külah var. Anlaşıldı 24-12. Anlaşıldı, tamam. Hanımefendi, siz iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. İsterseniz ambulans çağırayım. Yok yok, ben çantamı alayım. Yok, alsanıza kadıncağız oraya. Kardeş, gelip hadi, gel biz oturacağız. Bir istirahat et. Dinlenin, öyle çıkar. Yusuf, bir su getir hanımefendi. Hadi yavrum, bir su yetiştir. Usta, biz adamı pilavcı zannettik, adam polis çıktı. İyi ki de çıktı oğlum. Ne güzel yakaladı. Vaka biz de yakalardık ya. Ya çabuk geldi bunlar ya, adam yeni aradıydı. Diğerinin arkadaşlar takipte. Tamam, bunu merkeze alalım. Yaralı var mı? Yok yok, her şey iyi. Mağdure içeride, sağlığı da gayet iyi. Tamam peki, kolay gelsin. Sana da. Sağ olun. Görevimiz. Sağ olun. Vay be abi, sen polis miydin? Güven timiyiz biz. Olaylara daha çabuk müdahale edebilmek için böyle çalışıyoruz. Hadi. Memur bey, şimdi pilavı siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Hanımla beraber yapıyoruz. Necati, sen niye bizim muhabbetimizden kaçtın dün gece? Niye kaçayım canım? Uykum geldi, yatmaya gittim. Biz de konulardan rahatsız oldun sanmıştık. Hangi konulardan? Niye rahatsız olayım canım? Hani eski karılardan, eski kocalardan bahsediyorduk ya, böyle seni gerildin sandık. Vallahi ben öyle şeylere gerilmem. Bir defa ben geçmişe bakmam. Ben önüme bakarım, geleceğe bakarım. Ben yarına bakarım. Yarın karımla geçireceğim güzel günlere bakarım. Peki ya geçmiş peşini bırakmazsa, böyle etrafında dolanıp durursa? Vardır öyle geçmişe takan kadınlar, erkekler, insanlar. Ben onlardan değilim. Ben asıl geçmişini gizleyen insanlardan bahsediyorum ama. Ben de geçmişe bu kadar takılan insanların... Tamam hayatım, tamam. Sinirlenme, kapatın. Tamam. Tamam, ne bu canım? Aa. Diyet köfte Gülşen, diyet köfte. Yani bana mutlaka diyet köfte yapman lazım. Müşteri soruyor. Diyet köfte istiyorum ben. Lütfen. Ben nereden bilirim diyet köfteyi ya? Vallahi ben de bilmiyorum ama müşteri sorduğuna göre demek ki böyle bir şey var. Zaten bütün gün yemek yapıyorum Lütfen. Bir de o diyet köftenin icadıyla uğraşamam ben. Ömrümü yedin Gülşen. Ömrümü, ömrümü. Ama... Ben de giden Feride Hanım'a sorarım o zaman. Anlamadım. Feride Hanım, siz diyet köfte yapmasını biliyor musunuz? Ay hiç bilmiyorum. Nasıl yapılıyormuş ki o? Ya ben de bilmiyorum. Hani böyle az yağlı falan yapılıyormuş ya. Lütfü, nereden çıktı şimdi bu diyet köfte? Baba, müşteri soruyor. Yani bizim de artık menüde böyle yenilikler yapmamız lazım. Ay 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 ay, benim oğlum işini genişletmeyi düşünürmüş de benim haberim yokmuş. Vallahi baba, ben seni artık emekli sayıyorum. Yani yine dükkana gitmişsin. Çok kızdım vallahi. Daha bu sabah doktor dedi ya, çalışmayacaksın diye. Çalışmaya gitmedim evladım. 2 saat oturdum geldim. Ya siz bir 2 haftalığına Amasya'ya gitsenize baba.
Ne güzel ya. Havalar da güzelleşti. Temiz hava, güneş, bol oksijen. Böyle hafif hafif yürürsünüz de. Vallahi sağlığına iyi gelir baba, kalbine iyi gelir yani. İyi, bakarız. Bakarız deme baba. Sağlığın çok önemli ya. Biraz kendine dikkat et lütfen ya. Ben şu köfteyi internetten bir araştırayım bakayım. Hadi bak bakalım. Yiğit, kalk lan bilgisayarın başından. Ya bu Lütfiye bir şeyler oldu gibi geliyor bana, yanılmıyorum değil mi? Hayatım, hepimizi öyle korkuttun ki, o da çok korktu. Şimdi senin üstüne daha fazla düşüyor tabii. Tamam, yani bundan ben de memnun oluyorum da. Ayrıca işi falan da sevmeye başladı he. Necati, bizim ömrümüz azaldı. Doğanın kanunu böyle. Kalanlar bayrağı bizden devralıp devam edecek. Ben bayrağı biraz sonra versem. Oğlum kaç saattir izliyoruz, bir şey yok. Hani neredesin? Ya bir dur Allah aşkına. Bir iki sahne kaldı diyorum. Acaba şimdi nasıl muhteşem bir sahne seyredeceğiz, çok merak ediyorum. Dalga geçme Seyko. Ya çocuk ne güzel, değişik bir şey yapmış işte. Vallahi ben çocuğumun oyuncu olmasını çok isterim. Aşkım baban ne isterse bizim çocuk o olur ya. O işi bize bırakmaz ki. Ya abicim bir sessiz olun. Bir iki sahne kaldı diyorum. Bence çocuk ya mimar olmalı ya mühendis olmalı. Tabii canım, adam gibi bir işi olsun. Yoksa aç kalır. İşini iyi yapan kimse aç kalmaz Seyfo. Ya Özgeciğim bu baltalar sanattan manattan ne anlar Allah aşkına? Bunlar sahne tozu mu yutmuş sanki? Ha, sen sanki tiyatro sahnesinde doğdun. Beşiğini de tiyatrocular salladı. Ya olsun, belki ilerletir. Sonra mesleği olur, oyuncu olur. Evet canım, bunun bir sürü örneği var yani. Niye olmasın ki? Dostum, para odaklı olarak hiçbir işte başarılı olamazsın. Ama sevdiğin işi yaparsan o zaman para kazanırsın, o ayrı. Doğru söylüyorsun abi. Artık diziden sonra bir imza verirsin bize ha. Ya Kemal abi estağfurullah, vallahi utandırıyorsun beni. Ay susun artık, tamam. Vallahi ben de çok heyecanlandım ya. Abla. Ha. Ben bu çocukla tanışayım bari. Ay inanmıyorum Nurşen Hanım, yani sonunda karar verebildiniz. Aman abla, öyle ortalığı velveleye falan vermeyin ha. Bir çay içeceğim o kadar. Kesin tipsiz bir şey ama. Hani çoluk çocuk üstünde öyle bir baskı kurdunuz ki. Kamuoyunun beklentisini karşılayayım dedim. İyi o zaman, ben de Aysel'i arayayım bari. Ay. O sahne bak. Bak Sinan pasaja girdi, oturdu ve... Kız Kulesi. Oğlum sen bizi yedin mi lan? Yok oğlum, olur mu ya? İşte adam içeri giriyordu, oturuyordu. Ondan sonra ben çayını veriyordum, şeker diyordum, bitiyordu. Belli ki başrol oyuncusuna çay şeker dokunuyormuş. O yüzden kesmişler o sahneyi. Seyko. Abicim bunlar seninle kafa mı yaptılar? Bak öyleyse gidelim kahveden adam toplayalım, basalım sete, dövelim hepsini. Ay saçmalama Rıza ya. Dağ başı mı burası? Ne demek öyle adam toplamak falan? Yusuf sen boş ver bunu. Zaten bu televizyon aptal kutusu ya. Sen bak ne güzel işin var ha? Neyse Yusuf'cum ya, takma kafana. Hadi hayatım biz de kalkalım gidelim. Ya belki bir sonraki şeye koymuşlardır. Ha? Olmaz mı? Ya Yusuf'cum biz tekrarını izleriz. Belki tekrarında çıkarsın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de gideyim, yani uykum geldi. Ya. Görüşürüz yarın. Abi sen git, ben yetişeceğim artık. Tamam. Hayatım bana yardım et, toparlayalım şu an. Evet aşkım, artık biz de kalkalım artık, yavaş yavaş. Hay Allah ya. Ulan görüyor musun işi ha? Hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Ay yeter. Yusuf. Ya sıkma canım, ne olacak ki? Ya ama kimse inanmadı benim oynadığım Arzu. Ya ben inandım. Ya vallahi billahi oynadım diyorum. Ya Yusuf ben inanıyorum. Ya ulan ben ne kadersiz, ne kısmetsiz bir adamım ya. Ya bir şey diyeceğim. Bak bir sürü kast ajansı var, oyunculuk ajansı var. Gideriz beraber, ben de gelirim seninle, kayıt olursun. Sonra bir daha yaparsın oyunculuk. Ya o değildi Arzu. Ben şimdi oğlana da haber verdim. O da aradı, babacığım dedi akşam seni izleyeceğim. Çocuk çok heyecanlı yani. Onun da heyecanını berbat ettim. Yusuf, ya saçmalama. Sen onun babasısın. O hep seninle gurur duyacak. Desteğin için çok teşekkür ederim Arzu. Yani arkadaşlar ürünler için var.
Keşke biz seninle arkadaştan biraz daha ileri olabilseydik. Kim bilir yani. Oluruz belki. Tamam, ben gideyim o zaman. Abim bekliyor. Görüşürüz. Hoşça kal. Yusuf, şu borçları alsana. Allah'ım ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam. Hah, güzel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Baba erken bıraktın. Ya Lütfi bir dakika oğlum ya. Git başımdan kurban olayım ya. Ya baba eksik yapma ama tam yap. Tamam, tamam tam yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İyi, güzel güzel. İyi gidiyorsun baba. Tamam böyle devam ama başka hareketler de var biliyorsun. Evladım bu hareket önemli. Başka hareketleri boş versen. Bu kalp kaslarına oksijen gitmesini sağlıyor. Bu kalp idmanı bu. He, tamam. Hadi yap bakalım. Hadi ben yaparım. Sen git başımdan, tamam. Ya ben giderim ya. Ya baba yine aynı hareketleri yapıyorsun sen ya. Başka hangi hareketi yapacağım buna? Ya öbür hareketleri de yapsana, doktor söyledi. Hadi ocağa da git başımdan, tamam. Gittim, gittim, gittim. Gülşen. Babamın hareketleri bitince havlu vermeyi unutma, tamam mı? Hadi. İyi günler Lütfü. Ay gözlerim yaşardı Necati, bu ne azim hayatım. Feride, bu aralar benim gitmem pek iyi olmaz. Bir süre daha kalsam daha iyi olur. Ay Allah gecinden versin. O ne biçim söz öyle? Allah herkese sıralı ölüm versin. Amin de. Ne oluyor Şanta Yasemen, nereye kızım? Ben annemin yanına gidiyorum. Hoppala, nereden çıktı şimdi bu? Çünkü siz hiçbir şeye izin vermiyorsunuz. Hiçbir şeye değil, bazı şüpheli şeylere. Deniz'den şüphelenecek ne vardı? Oraya niye gidemedim? Vardı, araştırdım. Orada Deniz adında oğlu olan bir otelci yok. Ya nasıl yok? Var. Evladım yok. Benim orada Recai diye bir arkadaşım var. Adamın orada oteli var. Bütün otel sahipleriyle konuştu. Hiçbirinin böyle oğlu falan yok. Herif yalan söylüyor. Zaten anlamadım burada. İki tane şey sorduk diye sıkıldı gitmeye kalktı gitti. Yani emin misiniz? Evet eminim tabii. Kızım Necati'nin babalık içgüdülerine güven. O tehlikenin kokusunu uzaktan duyar. Ben bilemedim ama... Hadi yavrum, bırak çantanı içeri. Eğer Türkiye'de kalacaksan, kalabileceğin en güvenli yer burası yavrum. Hadi kızım. Peki, tamam. Aferin. Bravo valla. Yani bu kadar araştırma, soruşturma, kızın babası olsa yapmazdı. Yani Feridem, sen, ya dediğin gibi, senin dediğin gibi, tehlikenin kokusunu uzaktan alıyorum. E şimdi kokuyu aldım. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmaz mıydım? Tabii, 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 tabii. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yusuf, takmıyorsun kafana değil mi? Ya Arzu niye takacağım kafamı? İnsanın yanında senin gibi biri olduktan sonra neyi kafasına takar yani? Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Bak ben bir tane Taksim'de ajans buldum. Oraya gidip kaydolmak istiyorum ama yalnız gitmek istemiyorum. Sen de benimle gelir misin? Tamam. Hem oradan çıkıp belki birlikte baş başa bir şeyler içeriz. Olur olur. Vallahi mi? Olur. Aramızda. Aramızda. Aha. Abi? Yoksa işi kabul mü ettin abi? Sabah uyandığımda etmiştim ama vazgeçtim. Neden? Trafik. 1,5 saat trafikte bekledim. Oraya vardım. Kabul ettim diyecektim. Döndüm geri. Bıktım ben. Bu trafik, bu iş dünyası bana göre değil. Vallahi devreler karışmış. Abi otur sen. Otursana. Otur. Ben sana bir çay vereyim. Bir kolonya vereyim. Gel. Otur abi. Aç mısın? Çay içerim sadece. Al ben içmedim daha. Her yer araba Arzu. Her yer araba.
takayım. Gel bunu da takalım koluna. Ay çok fazla olmayacak mı ya? Hayır olmaz, çok güzel oldun. Çok önemsemişim gibi oluyor. Önemse zaten teyze. Yakışıklı biri çıkarsa pişman olma. Ay hiç sanmıyorum ya. Aa, kızım sen daha çıkmadın mı? Adam köfteciye varmıştır bile. Ay abla köfteci ne zaten ya? Ayarlaya ayarlaya orayı mı ayarladı? Ay dedim ya sana babam öyle istedi diye. Ay ben galiba bu evde kalmakla hata ettim. Yani bu babayla nasıl yaşanır ki, her şeyin kontrolü onda. Merak etme Yasemin abla. Dedem Aslan'ın yolları da var. Allah Allah. Neymiş o yollar küçük hanım? İyi hadi ben çıkıyorum abla. Tamam. Bana bak Nurşen. Tekrar söylüyorum bak. Düzgün düzgün konuş çocukla, tamam mı? Güzel sorular sor, tamam mı? Alınganlık yapma, dik dik de konuşma. Ne alınganlığı abla ya? Ay ben çok merak ettim şimdi. Acaba biz de mi gitsek köfteciye? Ay saçmalama canım. İkisi beraber oturup konuşacaklar ne demek ya? İyi günler. İyi günler Hamit. Hadi hadi geç kaldın hadi. İyi hadi ben çıktım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Nurşen. Evet. Hayırdır? Böyle pek bir değişik olmuşsun. Nereye? Bir arkadaşımla buluşacağım. Öyle mi? Kız. Sinemaya gideceğiz. Anlıyorum. İyi eğlenceler o zaman. Mersi. Ben de yedim. O hayırlı kısmetle buluşmaya gittiğini anlamadım sanki. Lan ben de Hamit sen. Nerede kaldı bu Melis? Saat kaç oldu ortada yok. Vallahi bilmiyorum, en son kursa gidiyorum demişti. Hayret bir şey ya, kasaya mı bakayım, servis mi yapayım? Anlamadım yani. Buyurun. Turşu rica edeyim. Tabii. Turşu yap. Tamam. Hoş geldiniz. Tamam anne. Tamam anneciğim. Tamam. Tamam. Annem. Akşam yemeğe gelir misiniz diyor. Ay olmaz. Niye? Biz akşam oyuna davetliyiz. Ne oyunu ya? Derenlerin grubunun yeni oyunu. Türkiye premieri yapacaklar. In Your Face akımının çok çarpıcı bir örneği. Ya ben prova sürecini izledim, çok etkileyici oldu. Nasıl ya bu İngilizce mi bu oyun? Ay yok hayatım, Türkçe. In Your Face. Yani bu bir tiyatro akımı. Tür yani. Neyse akşam görürsün. İyi tamam, oyundan sonra gideriz yemeğe. Kaçta bitiyor oyun? 11 gibi biter. Ya hayatım senin yaptığın programlar neden bu kadar geç oluyor ya? İstiyorsan çocuk oyununa gidelim. Onların hepsi gündüz vakti. Ya evlendik evleneli her gece bir aksiyon var. Vampir gibi yaşıyoruz ya. Ne yapacağız Seyfa? Evlendik diye bütün gün televizyon seyredip çekirdek mi çitleyeceğiz? Bu mu? Neyse ben gittim. İyi. Akşama görüşürüz. Tamam. Bu ne ya? Ha bu ne yani? Allah Allah. Evlendik evleneli her gece bir oyun, bir konser, bir şey. Hep gecelerdeyiz ya. 2011 kültür kocası gibi oldum vallahi. Geldi mi o siparişler, gelecekti? Geldi geldi usta. Koydum içeri. Buyurun efendim, afiyet olsun. Merhaba enişte. Ha hoş geldin Nurşen. Ya işin yoksa bana biraz yardımcı olur musun ya? Ya işim var enişte. Bir arkadaşımla buluşacaktım. İyi, buluş. Şu galiba. Merhaba. Merhaba, ben Atilla. Ben de Gülşen. Aman Nurşen. Gülşen'in kardeşi Nurşen. Ablam Gülşen dedi ki bana, Nurşen git dedi. Atilla ile tanış dedi. Kafam çok karıştı, merhaba. Merhaba, buyurun. Buyurun. Benim mi bu? Evet, tabii ki. Çok mersi. Rica ederim, ne demek, buyurun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, telefon da hep böyle gereksiz zamanlarda çalar. Ay. Alo. Alo, buluştunuz mu? Pardon. Buluştuk, buluştuk. Nasıl biri? Çok yakışıklı. Nasıl? Nasıl biri? Anlat biraz. Ya ben sonra anlatacağım şimdi. Gideyim birazcık sohbet edeyim, sonra anlatacağım eve gidince. Tamam. Hadi bay bay. Ay kesin beğendi. Bence de. Gelse dedin nasıl? Nasılsınız? İyiyim, siz? Sağ olun, ben de iyiyim. Daha da nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun. Demek beni takip ediyordunuz. Takip demeyelim. Öyle fark ettim işte. Yani ben fark edilen biriyim, öyle mi? Kesinlikle. Çok güzelmiş. Sizin kadar güzel değil. Versin. Bakarsınız. Hemen geliyorum efendim. Al şunu. Köfteyi yapalım. Tamam. Ne haber Lütfü abi? Bana bak, hiç konuşacak vaktim yok. Hemen şuraya bir yere otur. Ben zaten sohbet için gelmedim Lütfü abi. Ha. Vay alçak. Yakışıklıymış. Kim? Yok, sana demedim Lütfü abi. Kendi kendime istişare ediyorum da. Neyi? Ne yapsam acaba? Meclis gelsin, ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Köfte çek. Tamam. Ya şunları o masaya versene. Sana garson mu lazım Lütfü abi? Evet. Ayıp ettin Lütfü abi. Ben senin için bugün garsonluk yaparım. İyi, hadi. Şu. İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ne aradınız yemek için? Hamit. He şey, Lütfü abi yardım etti de ondan ben şey yaptım. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ya. Ne yapıyorsun Hamit? Problem değil. Problem yok. İdare ederim ben. Sorun yok. Hay Allah. Şimdi ben onu hemen temizleyeyim. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Hamit kendine gel lütfen. Ya çok özür dilerim. Kazayla oldu. Tuz dök. Yok, tuz olmaz. Onu hemen mayonezle ben hallederim. Ne? Mayonez mi? Ay, bunu da çok doldurmuşlar ya. Mahvoldum ben ya. Şey. Dur, ben hallederim onu hemen. Hemen ben onu temizlerim şöyle. Şöyle. Ah, yüzde de kalmış biraz. He. Tamam, şimdi. Bittim ben ya. Şurada da birazcık kalmış. Dokunma bana ya. Biz sonra görüşelim ya, olur mu? Olur. İyi günler. Hocam artık sen yeter ya, ne yapıyorsun? Ya ben de profesyonel garson değilim sonuçta. Lütfü abi rica etti. Ben de giydim bu önlüğü. Olur böyle kazalar. Ya mayonezle temizlik yapılacağı nerede görülmüş? Valla bizim köyde hep mayonezle temizleriz. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun Ahmet? Ya aslında şey, ben yani seninle... Seninle ben işte... Onun için bir şey yapmıştım. Çok komik oldu zaten adamla suratına böyle. Ay, sıkıntı sen. Ben de kendimi zor tuttum zaten. Bir de sürdün ya üstüne. Tamam, hayır. Ya Hamit, öf, bir daha yapmayacaksın. Bir şey daha var baba. Bunu vereceğim de şimdi bu mayonez. Oradan alayım dedim. Canım. Beyza Hanım dönmüş müdür ülkesine? Ne bileyim ben canım? Ben biliyorsun diye düşünmüştüm. Niye öyle düşünüyorsun? Canım, kızı burada ya. Yani haberleşmişsinizdir diye düşündüm. Feridem, kızım orada mı diye mesaj atmak başka, onun gidip gitmediğini bilmek başka. Bence hepsi birbiriyle bağlantılı. Feridem, farkında mısın? Ben uykum geldi. Yine mi? Ne demek yine mi? Yani benim her akşam uykum belli bir saatte geliyor. Ama hayatım, saat daha çok erken. Yani niye öyle birdenbire uyku bastırdı? Yavrucuğum, birdenbire değil. Yani biliyorsun, o kadar sıkıntı geçirdik. Yani benim kendime gelebilmem için böyle en az 6 ay vakitli uyuyup vakitli kalkmam lazım yavrum. Hadi sana iyi geceler. Babacığım. Ben göstereceğim sana. Efendim? Ah, iyi geceler hayatım dedim. İyi geceler papatyam.